3,5 yaşını doldurdu. Devam. Baba nerede kızım? Evet. Özledin mi onu? Evet. Geceleri çok zorlanıyor. Senin uyutmana alışmıştı. Seni buradan göreceğim. Ben de sana. Seninle 4 yıldır evliyiz. Evlenmeden önce uzun ve güzel bir ilişkimiz oldu. Sıradan bir çift değildik. Herkesin gıptayla baktığı çok güzel bir aşk yaşadık. Aylardır ölmüş olabileceğin kabusuyla yaşıyordum. Sonra dün müşteri haberi aldım. Yaşıyorsun. Bizi hatırlamasan da inan hayatta olman yeter. İyi ama Suat zaten Amerika'da değil mi? Evet ama oradaki konsolosluğa geçen hafta gitmiş. Kimlik bilgilerini alıp dönmüş olmalı. O olduğundan emin misin Ela? Olamaz. Ventriküler fibrilasyona girmiş. Lidokain kiloya 1 miligramdan hazır ol. Oksijen saturasyonu 92. Kardiyak output yetersiz. Laringoskopla 8 numaralı entübasyon tüpü de istiyorum. Defibrilatörü 200'e şarj edin. Çekilin. 300'e şarj et. Hazır. Çekilin. Biz çok mutluyduk Suat. Her zaman birbirimize ait olduğumuzu hissettik. Burada seni bekleyen mutlu bir ailen olduğunu bilmelisin. Hadi dostum, kurtulacaksın hadi. Ritimde hala bir düzelme olmadı. 360'a şarj et. Çekilin. Hadi Suat, hadi. Böyle gidemezsin. Bunu Zenon'a yapamazsın. Bana vize vermiyorlar. Ama sen buraya dönebilirsin. Acele etmene gerek yok. Korkma. Kimse seni hiçbir şey için zorlamayacak. Ama bize yakın olursan her şeyin düzeleceğine eminim. Tedavini burada yaparız. Sana söz veriyorum. Her şey yoluna girecek. Tansiyon ve nabız şimdilik normal. Laskova iyi değil ama
kardiyak ve nörolojik tablo düzelene kadar bir süre solunum cihazına bağlı olarak takip edeceğiz. Kaza yakınlarda olmuş. Buraya geliyordu herhalde. E aramadan gelmesi tuhaf değil mi? Türkiye'ye döndüğünü bile bildirmedi. Hasan ne işin var hayatı? Hocam Suat Bey göreceğim diye tutturdu. Okumaya mı girdi? Klinik durumunu takip edeceğiz. Çocuklar Hasan'ı odasına götürün hemen. Hocam iyiyim ben. Senan Hoca nerede? Daha henüz haberi yok. Ya acele etmeyelim. Emin olmadan söylemek doğru gelmiyor bana. Revan yazdı. Revan tesadüf olamayacak kadar nadir bir isim. Ya evet ama... Bilmiyorum. Sadece aklım almıyor Ela. Benim de. Suat Amerika'da değil mi? Adam Suat mı şimdi yani? Kan grubu aynı. A pozitif. A pozitif en sık rastlanan kan grubu. Fiziği de benziyor aslında. İnce uzun. Göz rengi de aynı. Ve elime Revan yazdı. Yapma Ela, elime yazdı ne demek? Parmağıyla tek tek harfleri elime yazdı. Kalemi tutamıyordu. Ya olur mu öyle şey? Sen yanlış anlıyorsun. Ya geri döndüyse hocam? Bir dönmüş olsa haber verirdi ama. Dönmüş olsa haber verirdi. Revan yazdı diyorum, eminim. Ver bakayım elini. Ne yazdım? Kalp mi? Hayır. Hepimizi paniklettin ya. Bence sen yanlış okudun. Evet yanlış okumuşsun. Kesinlikle yanlış okumuşsun. Burada... Bu o değil. Baksanıza. Suat Hoca'nın parmakları incedir. Ela baksana bu adamın elleri kocaman. Bu o değil. Evet, Amerika'daki Türkiye Başkonsolosluğu'na yollanacak. En güvenli şekilde yollayın lütfen, olur mu? Tamam Zeynep Hanım. Bu arada herkes nerede? Ne asistanlar ne cerrahlar, hiçbiri ortada yok. Bilmiyorum. Üzerinden hiçbir şey çıkmadı mı bu adamın? Yani kimliğine dair bir şey yok mu? Kaza sırasında kaybolmuş. Polisler olay yerini aradı ama kimlik veya cüzdan bulamadı. Giysilerini kontrol ettiniz mi? Hayır. Ama geldiğinde travma odasına alınmıştı. Tamam. Siz giysilerini araştırın. Ben de polisle konuşayım. Kayıp bildirimlerinden bir şey çıkabilir. Ya emin olana kadar kimse Senan'a bir şey söylemeyecek. Durduk yere yüreğini indirmeyelim. Sen de derhal odana dönüyorsun. Gülümsün, başından ayrılma. Kahramanı ne olacak şimdi? Yoğun bakımda gözetim altında tutacağız. Sen telefon numaranı bırak istersen. Bir gelişme olursa sana bildiririz. Yok, kalacağım. Benim hayatımı kurtardığı için komada şimdi. Onu bırakıp gidemem. Onu beyaz atlı prensin olarak gördüğünü biliyorum Sibel. Ama eğer o sandığımız kişi ise... onun bir ailesi var zaten. Kimliği belli oldu mu? Kesin bir şey yok. Hala araştırıyoruz. O değil, eminim. Ama Ela da onu yakından tanıyor. O olabileceğini düşünüyor. Bir zamanlar babamın ölümünden Suat Hoca'yı sorumlu tutmuştum. Hep onu izlerken bulurdum kendimi. Elleri titriyor mu diye bakardım. Kafama kazınmış. O değil. Hasan. Yürüyüş mü yaptın? Ayağa kalkmak için biraz erken değil mi? Hocam sormayın, tutturdu yürüyeceğim diye. Ama Levent hocadan fırçayı yiyince uslu uslu döndü tabii. Hasan. Tamam, yaramazlık yok.
Hem korsemi taktıktan sonra yavaş yavaş mobilize olabileceğimi Levent Hoca söyledi bana. Gülümsün. Sen gözünü üzerinden ayırma. Ben de gidip isimsiz kahramanımızı bir kontrol edeyim. Hayır. Yani affedersiniz hocam. Şimdi Ela hastanın yanında zaten. Bir de benim kontrol etmemde bir sorun yoktur umarım doktor Gülümsün. Şevval Hoca bizi çağırıyor. Hastası gelmiş. Hasan ne olacak? Ben patoloji sonuçlarına bakmaya gidecektim de. Ben yaparım. Siz Şevval Hoca'yı bekletmeyin. Sağ olun hocam. O olsaydı Zeren Hoca tanırdı herhalde. Ameliyatına bile girdi. İnsan kocasını tanımaz mı? Gülümsün. Suat çok önemli bir cerrah. Komadaki adamın ne olması ihtimali benim de canımı sıkıyor. Ama konuyu kapatıp hastamıza odaklanmamız gerekiyor. Lütfen. Makaya çalıştınız mı? Tabii hocam. Tabii. 32 yaşında. Doğuştan hipertrofik kardiyomiyopati hastası. 5 yıl önce naklettiğiniz kalpte erken dönem takiplerde bir sıkıntı yoktu. Ama birkaç aydır yeniden kalp yetmezliği tablosu gelişti. Allograft koroner arter hastalığı mevcut. Yeniden kalp bulunana kadar zaman kazanmak için ablasyon yapacağız. Bu arada hastanın ismini atlamışım. Adı Emre Koryürek. İsmi ne dedin? Ne oldu? Bu Ali'nin kalbi. Yani şimdi bana gerçek bir kalp krizi mi geçireceksiniz? Bu alkol ablasyonu denilen bir tekniktir. Kasıktaki arterden girilen bir kateter ile yapılır. Doktor Şevval kalbinize doğruca etanol enjekte edecek. Alkol dokunduğu bütün doku hücrelerini yakacak. Gülümsün. Evet. Kalbinizdeki karıncanın kaslarını yakarak oksijen almanızı engellemeye çalıştınız. Eğer başarabilirsek ani bir rahatlama hissedeceksiniz ve bitecek. Bu kadar ha. Daha sonra nefes alabileceğim. Evet Emre. Peki ameliyat sırasında uyanık mı olacağım? Maalesef evet. Gülümsün sürekli öksürmeni ve nefes alıp vermeni isteyecek senden. Yani ölüp ölmediğimi kontrol edecek. Ölmeyeceksiniz. Ama gerçek anlamda bir kalp krizi geçireceğim değil mi? Tehlikeli bir işlem ama izleyip kontrol edebildiğimiz bir yöntem. Ne yazık ki başarısız olduğumuz takdirde eğer bir kalp krizi daha geçirirsen... yani toplamda sadece bir kere kalp krizi geçirebilirsin. Anlıyorum. İkincisi öbür tarafa bilet oluyor zaten. Ben Adereli, 16 yaşında. Anemnezinde epileptik krizler var. Tiyatro oyuncusu aslında cenaze tonik klinik sırada öbürde geçirmiş. Hemen IV klonazepam yapılsın. VF'ye girdi. Defibrilatör 200'e şarj edin. Dur. Fibrilasyon krizden dolayı da olabilir. Elektroşok verirsek ve gerçekten VF değilse ölür. Nabız alabiliyor musun? Hayır. Sanmıyorum. Hiçbir şey anlaşılmıyor. Klonazepam işe yaramıyor. Ne yapalım? Diazepam yapalım mı? Elektroşok verip kurtaracağız ya da elektroşok verip öldüreceğiz. Hangisi olacaksa. Hazır. Ozan. Kateter testine gitmeden önce Emre'nin son eko ve anjiyo sonuçlarını istiyorum. Tamam hocam. İyi misin? Gülüm, bence bu ameliyata girmemelisin. Neden? Ne oldu? Adam eski nişanlının kalbini taşıyor. Dikkatini dağılması çok normal. Ben hocayla konuşurum. Hayır, sakın. Hiçbir şey söyleme. Yoksa beni vakadan alır. Ben Ali'ye yakın olmak istiyorum Ozan. Lütfen. Gülüm, o Ali değil. Ali'ye yakın olmak istiyorum dedi. O adam Ali değil. Ali'nin kalbine demek istedim. Hocaya bir şey söyleme. Lütfen Ozan, lütfen. Hazır.
Hazır. Hadi. Deniz bitmeye döndü. İyi karardı hocam. Yarı yarıya şansın vardı. Olamaz. Yine mi? Berna, ben Doktor Murat. Nöbetçi pediatri cerrahıyım. Oyun sırasında kötü düşmüşsün. İç yaralanma var mı diye kontrol etmek için bazı tetkikler yapacağız. Of ya. Oyun sırasında kriz geçirdim. Ama ilaçlarımı almıştım. Yine rezil oldum. Yine. Kriz geçirdim. İsteyerek yaptığım bir şey değil ki. Bütün okulun önünde kriz geçirmek korkunç. Altıma işesem daha az rezil olurdum. Cık, şu sefer beni öldürecekler. Kim öldürecek? Kriz muhafızları. Kriz muhafızları siz misiniz? Maalesef. Berna kriz geçirdiği zaman her şeyi bırakıp dilini ısırmaması için onu yan döndürmek zorundayız. Oyunun tam ortasındaydık. Lise arası tiyatro şenliğine katılacaktık. Adaylar arasında favoriydik. Berna düşüp hepimizi rezil edene kadar tabii. Siz gidip ailesine haber versenize. Hadi. Arzu, ben tetkikleri yaparken sen başından ayrılma. Şimdi dirence de çağrı atacağım. Defibrilatörle yanında durup Berna'yı izlemenizi istiyorum. Peki hocam. Hocam. Efendim Arzu. Bir an unutmuşum, direnç hoca yok. Az önce Kaan Hoca ile beraber Ankara'ya doğru yola çıktılar. Ankara'ya mı? Neden? Acil tıp seminerine katılacak doktor vefat etmiş. Onun yerine sunum yapacaklar. Anladım, tamam. Zenan'la konuşurum. Başka bir asistan ayarlayamazsa bile bence sen bu işin üstesinden gelebilirsin. Sence? Hallederim hocam. Güzel. Bu arada sürpriz doğum günü partisi için teşekkür ederim Lollipop. Rica ederim. Çok üzgündünüz. Sizi biraz güldürecek bir şeyler yapmak istedim. Başardın da. Tanışır tanışmaz sana ilgi gösterdiğim için üzgünüm. Yeni boşanmıştım. Ve eski çapkınlık günlerime geri dönmek için sabırsızlanıyordum. Şu an biraz utanıyorum bunu yaptığımı ama... Ben... Hayır, bir şey söyleme. O kolyeyi geri vererek beni kendime getirdin. Sağ ol. Buldum. Bunlar onun kıyafetleri. Yiyecek fişi. New York havaalanında donanmış. 4 gün önce. Bu cepte de bir şey var ama ulaşamıyorum. Yüzük var galiba. Astar kısmına düşmüş. Alyans. Ne yazıyor? Bir şey yazıyor mu Ela, söylesene. Gitmedin sen? Gidemiyorum. Onu komada bırakıp gidemiyorum. Koma mı? Komaya mı girdin? Haberiniz yok mu? Hayır. Bana çağrı gelmedi. Uyanabilecek değil mi? Yani komayla beyin ölümü aynı değil. Evet. Komadan geri dönüş ihtimali vardır. Beyin işlevini tam olarak yitirmiş değildir. İnşallah uyanır. Benim yüzümden ölürse dayanamam. Ben bir gidip bakayım. Sana ayrıntılı bilgi veririm. Ha, Zeynep Hanım. Suat kim? Suat mı? Evet. Doktorlar onun Suat bir tane olduğunu söyleyip ağlıyorlardı.
Yıkıcı bir kayıp yaşadığınızda ilk hissettiğiniz şey şoktur. Zihnimiz duygularımıza set çeker ve bize biraz zaman kazandırır. Sadece biraz. Sonra yaz başlayacaktır. Zenan'a ne zaman söyleyeceğiz? Bilmiyorum. Ona nasıl söyleyeceğiz hiç bilmiyorum. Ela? Herkes bu adamın Suat olduğunu söylüyormuş. Bu saçma fikre nereden kapıldığınızı sorabilir miyim? Sabah Ela'nın eline revan yazmış. Eline revan yazdı. Sen de bu adam Suat diye ortaya çıktın. Ela sen iyi misin? Suat Amerika'da. Peki. Suat'ın sağ ucunda küçük bir leke var. Ama bu adamın yok. Benim böyle bir kanıta ihtiyacım olduğu için değil. Sadece siz bu saçma fikirden kurtulun diye söylüyorum. Elleri yaralı Zenan. Dokular bozulmuş. Bu adam Suat değil diyorum size. Yani eline bir şeyler karaladı diye. Anlamıyorum. Ela gerçekten anlamıyorum. Zenan üzgünüm ama zeminden bunlar çıktı. Ya da yıkıcı acılar yaşadığımızda yasın 5 farklı aşamasından geçeriz. Yüzün onda ne işi var bilmiyorum ama o adam Suat değil. Önce inkar ederiz. Hayır deriz. Olamaz. Benim başıma bu gelemez. Suat Amerika'da. Hem yüzük niye parmağında değildi? Niye cebinden çıktı ha? Nefesinden tanırım ben. Kirpiğinden tanırım. Bedeninden geriye hiçbir parça kalmasa yine tanırım. O adam Suat değil. Duydunuz mu? Değil. Zenan. Bu zavallı adamın ailesi için çok üzgünüm. Ama itiraf etmeliyim ki Suat olmadığı için de çok ama çok memnunum. Zaman tanıyalım biraz. Kabullenmesi kolay olmayacak. Ameliyata hazır mısınız? Bir bakalım. Hazır mıymışım? Evet. Ben de dinleyebilir miyim? Tabii. Bir başkasının kalbini taşımak tuhaf bir duygu. İlk başta onun duygularını alacağım diye korkmuştum. Sonra merak eden oldum. Nasıl biriydi acaba? İyi biri olduğunu hissedebiliyorum. Annemin dediğine göre genç bir delikanlıymış.
nişanlıymış. Çok aşık mıydı acaba ona? Bazen gözlerimi kapatıp o aşkı hayal etmeye çalışıyorum. Hani onun kalbi bende ya. Hissetmem gerekiyormuş gibi. Ağlıyor musunuz siz? Yok. Göz alerjim var benim. Siz bana bakmayın. Lütfen devam edin. Çok çok ilgimi çekti. Uzun süre nişanlısının beni ziyaret etmesini bekledim. Beni ziyarete geliyor. Birbirimizi görür görmez aşık oluyoruz. Çünkü kalbim hala ona aşık. Saçma. Biliyorum ama neyse. Hiç gelmedi zaten. Hiç tanışmadık. Belki buna hazır değildi. Kaldıramayacağını düşünüyordu belki. Belki hayatına devam etmeye çalışıyordu. Doktor hanım, biz daha önceden hiç karşılaştık mı? Emre, oğlum. Anne, ben sana gelme demedim mi? Nasıl gelmem be oğlum? Gülümsün. Bu sen misin be kız hanım? Benim Hatice teyze. Gel, sarılayım sana bir. Gülümsün kız hanım. Sen doktor mu oldun gari? Burada mı çalışıyor? Evet. Bak Allah'ın işine. Gene buluşturdu bizi demek. Nereden tanışıyorsunuz siz? Başka bir hastaneden. Ben annenizi birkaç dakikalığına çalabilir miyim? Gel Hatice teyzeciğim. Hayret bir şey yani. Sarılı insanı niye tiyatro grubuna alırlar ki? Niye olacak canım? Fen hocasının yeğeni diye işte. Çocuklar dışarı. Hocamız başından ayrılmamamızı. Tamam biliyorum. Artık kriz muhafızı benim, tamam mı? Dışarı çıkın. Hadi. Allah Allah, şuna bak ya. Arkadaşı görmüş resmen. Onlar arkadaşım değil. Bütün okulun önünde kriz geçirince arkadaş edinmek kolay olmuyor. Bunu betler senin elinde değil sonuçta. Ama tiyatro grubuna girerken bunları göz almışsın herhalde, değil mi? Oyunculukta yetenekliyim. Hatta tek yetenekli olduğum şey. Bu da ne? Acil durum. Hemen burada duracağız. Mavi kot. Allah Allah. Hatice teyzeciğim. Bizim tanıdığımız hastalarla ilgilenmemize izin vermiyorlar. Nedenmiş o? Tıbbi olarak doğru karar vermemizi engelleyebileceğini düşünüyorlar. Yani uzman doktorumuz bu durumdan haberdar olursa beni bu vakadan alır. Öyle mi? Evet. Ama Emre ile ben kendim ilgilenmek istiyorum. O yüzden bu durumu Şevval Hanım'dan saklamamız gerekiyor. Ve sustum. Ölsem söyleme. Yeter ki sen Emre ile ilgilen. Bize senden iyi kim bakar? Hatice teyze, Emre de bilmese iyi olur. Ah talihsiz kız hanım. Emre senin nişanlın sayesinde bunca yıldır yaşıyor. Ama o kalp de yetmez oldu. Yine nakil gerekiyormuş. Ali'nin kalbine hiçbir şey olmayacak Hatice teyze. Bu ameliyat sayesinde daha uzun süre atacak. İnşallah kız, inşallah. Yas döneminin ikinci evresi öfkedir. Sibel, şuna bakmanı istiyorum. Bu o mu? Sadece birkaç saniye gördüm yüzünü. Hatırlamaya çalış, lütfen. Buna benziyor muydu yoksa çok mu farklıydı? Hatırlamıyorum. Yüzüne dikkatli bakmamıştım. Bir an göz göze gelip başımı çevirmiştim. Hatırlamaya çalış, düşün. O adam senin hayatını kurtardı. Senin yüzünden komada. Hadi hatırla şunu. Özür dilerim, hatırlayamıyorum. Herkese kızarız. Hayatta kalanlara kızarız.
Kendimize kızarız. Hayatın adaletsizliğine kızarız. Senin yüzünden ölüyor ama sen yüzünü bile hatırlamıyorsun. Yüzünü bile hatırlamadı. Aptal bir kız için mi ölüyor bu adam? Yürürken önüne bakmayı becerebilseydin bunların hiçbiri olmayacaktı. Sena! Bugüne kadar çok aptallık yaptın. Ama evliliğin de dahil olmak üzere bundan daha aptalcasını yapmamıştın. Sen sevgilini tanımıyorsun, evet. Çünkü senin nikah masasında terk edebilen bir adamla birliktesin. Ama ben kocamı tanıyorum, tamam mı? Ve o adam benim kocam değil. Emre, kateterler içeride. Birazdan enjeksiyona başlıyoruz. Şimdi sıkı tut. Gülümsün. Yaklaş. Hastalarla iyi ilişkiler kurabildiğin için seni bu vakada özellikle istedim. Emre'yle konuşman lazım. Korkmuş durumda. Nabzı yükseliyor. Hadi git yanına ve öksürmesini sağla. İyi gidiyorsun. Şimdi biraz yanma hissedeceksin. Çok acıyor. Kıpırdamamaya çalış. Nefes al. Nefes al diyorum, hadi. Çok acıyor. Durdurun şunu. Durdurun, ne olur durdurun. Hayır Ali. Durduramayız. Duramazsın. Bu olmak zorunda. Yaşaman için yapılmak zorunda. Nefes almalısın. Öksür. Hadi. Hadi. Lütfen Ali. Benim için. Benim için nefes almalısın. Öksürmelisin. Hadi. Kan basıncı sabitleniyor hocam. Ali'cim. Nasılsın Emre? Hala nefes alamıyorum. Hocam yapamadık mı? Geçebileceğim iki arter yolu vardı. Ama gelecekte bir daha bunu yaptığımızda sanırım... Hayır, hayır. Bir daha bunu yapamaz. Hayır, bir dahaki sefer olmayacak. Bunu tekrar yapamam. Kim bu Ali Ozan? Emre'nin kalbinin eski sahibi, organ donörü. İyi de Gülümsün'e ne oluyor peki? Ali onun nişanlısıydı. Böyle bir şey nasıl olur? Tüm etiğe aykırı bu. Gülümsün bunu benden nasıl saklar? Şevval hocam, etik açısından haklı olabilirsiniz ama... ...maalesef her şey bilimsel değil. Ozan! Acı mesela hocam, umut mesela hiç bilimsel değil. Aşk mesela hiç bilimsel değil hocam. Tamam. Bunları seninle tartışacak değilim. Gülümsün'ü bölümümden atıyorum. O kadar. Bir daha benim ameliyatlarıma giremeyecek. Onu atarsanız ben de servisinizden ayrılmayı talep edeceğim. Kalp cerrahisinde çok yeteneklisin Ozan.
Gülümsün için kariyerine mi zarar vereceksin? Aşkın bilimsel olmadığını söylemiştim. Onu bul ve hemen yanıma gelmesini söyle. Başla. Kriz geçirirken neden kalbi duruyor? Bu hiç mantıklı değil. Bu kadar küçük bir kızda olmaması gerekir. Kalbi iyi durumda olmalı. Berna'nın kalbi epileptik kriz öncesi durdu hocam. Kriz esnasında değil. Kalbin ilk önce VF'ye girdiğini gördüm. Bu kız 16 yaşında. Daha önce hiçbir kalp hastalığı öyküsü yok. Evet, biliyorum ama monitörde gördüm. Gördüğünü sanmışsındır. Krizler karmaşıktır. Doktorlar o anda paniğe kapılabilirler. Paniğe kapılmadım. Ne gördüğümü biliyorum. Yani şimdi sen bu kızın 6 yıldır boşu boşuna mı sara tedavisi gördüğünü söylüyorsun? Evet hocam. Bence elektrofizyolojik test yapmalıyız. Delirdin mi sen? Sağlıklı bir çocuk kalbine kasıtlı olarak elektrotlar yoluyla akım mı vereceğiz? Kesinlikle olmaz. Doktor Murat. Haklıysa bu kalp durmasını açıklar. Haksızsa ve yanılıyorsa kız ölebilir. Yanılmıyorum hocam. Arzu'ya güveniyorum şef. Kalp testini yapmalıyız. Arzu daha stajyer asistan. Üstelik şimdiye kadar sürekli yanılmış bir stajyer asistan. Eren'in ameliyatında bağırsaktaki lekeyi sadece o görmüştü. Çok dikkatli ve görsel algısı çok güçlü. Monitöre de aynı dikkatle baktığına eminim. Pekala. Şu anda çok ağır bir sorumluluk yüklendiniz. Eğer bu kız ölürse... Hala aklım almıyor adamın Suat Hacı olduğunu. Benim de. Ama yüzüğü bulunca kabullenmek zorunda kaldık. Ama elleri? Bilmiyorum. Daha önceydi gibi hatırlıyorum. Vücuttaki ödeme bağlı şişmiş olabilir. Ya ne zaman bir şeyler güzel gitmeye başlasa hep bir felaket oluyor. Ama olan her felaketin içinde de bir güzellik gizli hocam. Ben evlatlık edinmek için başvuru yaptım. Evlatlık mı? Bekar olarak mı? Ortada hiçbir anne adayı yok. Bunu beklemektense başvurumu yapar sonucunu beklerim daha iyi diye düşündüm. Güzel bir karar Hasan. Umarım istediğin gibi olur. Ben de elimi çabuk tutmaya karar verdim. Ela ile bir an önce evlenebilmek için ne gerekiyorsa yapacağım. Evleniyor musunuz nihayet? Hı hı. Teklifimi kabul etti. Çok sevindim hocam. Bence hiç beklemeyin. Hatta gidin bir an önce Ela'nın nüfusunu aşırın, işlemlere bile başlayın. Çok iyi fikir Hasan. Sağ ol. Levent. Ne arıyorsun çantanda? Hiç. Şey var mı diye bakıyordum. Ne var mı diye? Nüfusunu arıyordum. Nikah işlemlerini başlatacağım.
Yine beni ortada bırakıp herkese rezil etmek için mi? Ya biliyordum başıma geleceği. Sen kabul ettiğin anda eve kilitleyip nikah memurunu getirmeliydim. Zenan çok ağır şeyler söyledi. Beni nikah masasına bırakabilen bir adamla beraber olduğum için onların aşkını anlayamazmış. Zenan üzüntüden ne yapacağını şaşırmış durumda. Takılma dediklerine. Benimle evlenmeni ve yaptığım o büyük aptallığı bir ömür boyu burnumdan getirmeni istiyorum. Bir ömür başıma kalkmanı, bunu torunlarımıza anlatmanı, her kızdığında yüzüme çarpmanı istiyorum. Ben sensiz yaşayabileceğimi sanmakla dünyanın en büyük hatasını yapmıştım. Çünkü sen benim ruhumsun. Kalbimsin. Aklımsın. Geçmişimsin. Geleceğimsin. Sen benim her şeyimsin. Ben Yüksel Hanım bulayım. Sen de bu sırada hazırlıklara başla. Zenan burada mısın? Üzgünüm Zenan. Keşke Alyans'ı bulmasaydık. Keşke hiçbir şey bilmeseydik. Olmasın Ela. Yalvarırım o Suat olmasın. Bugüne kadar hiç emin olamamıştım. Hangisi daha iyi hiç bilememiştim. Ama şimdi eminim. Uzak doğru. İsterse bizi hiç hatırlamasın ama iyi olsun. Sadece şansım olsaydı şimdi bunu seçerdim. Acının üçüncü evresi pazarlıktır. Durumu değiştirmek için pazarlık ederiz. Sözler verir, yeminler ederiz. Eğer o değilse, yemin ederim bir daha ağlamayacağım. Yanımda olmadığını, bizi unuttuğu için ona kızmayacağım. Yemin ederim kabulleneceğim ve hayatıma devam edeceğim ama yeter ki hayatta olsun. Bağlarımızın olduğu hastalara doktorluk yapmayız. Bu çok basit bir etik kural. Ve ne kadar gerekli bir kural olduğu da ortada. Ameliyat sırasında ona verdiğim görevi yerine getiremedi. Bu yüzden... Şevval. Suat şu anda komada. Ve ben bugün başka bir sorun duymak istemiyorum. İyi ama Gülümsün'ün yaptığı cezasız kalamaz. Benden çok önemli bir bilgiyi sakladı. Bu yüzden hastam şimdi yoğun bakımda... ve ölmeyi tercih ediyor. Ve senin işin bunun olmamasını sağlamak. Çöz bu işi. Ve bir daha da bana getirme. Her yerde seni aradım. İyi misin? Emre. Asıl o iyiyim mi? Ablasyon başarısız oldu ama... tekrar denemeyi reddediyor. O yüzden gidip Şevval Hanım'la görüşsen iyi edersin. O Ali'nin kalbi Ozan. O adam... Tuhaf olduğunu anlıyorum ama o adam Ali değil. Yaşam savaşı veren başka bir insan. Kaç kez ölür bir insan? Ali bir kez öldü. Ama Emre ölmemeli. Ben bunu bir daha kaldıramam. İşte bu yüzden kendini hemen toplamalısın. Eğer şimdi kaçarsan ve o adam ölürse
Böyle düşüneceksin. Yanlış ama böyle hissedeceksin. Kendine bunu yapma gülüm. Sen güçlü bir kızsın. Bunu atlatabilirsin. Sizden özür dilemeye ve servisinizden çıkmak için izin istemeye geldim. İznim yok. Emre'yi bir ablasyona daha ikna edebilirsem yine yanında oturup çektiği acıyı izleyeceksin. Eğer bu vakayla ilişkin olduğunu bilseydim ameliyata seni asla sokmazdım. Emre de ölüm tehlikesi geçirmezdi. Öyle çok korktu ki ikinci arter yolunu denemeyi reddediyor. Eğer ölürse bu senin suçun. Olmayacağım ameliyat diyor. De başka bir şey demiyor. Almadı canımı gitti. İlle de oğlumunkini istiyor benden. Gülümsün. Atlatır doktor hanım. Zamanla annem de alışır. Evlat acısına mı alışır? Elinde sonunda her şeye alışılır. Alışılmaz Emre. Hele zamansız ölüme hiç alışılmaz. Zamanla acın hafifler. Ama canından kopan parçanın yarısı kapanmaz. Benim kapanmadı. Ameliyatta sana sürekli Ali deyip durdum. Ali benim nişanlımdı. Sana kalbini veren de oydu. Sen Ali'nin kalbini taşıyorsun. Yani yıllardır beni ziyaret etmesini beklediğim kız sen misin? Sonra olmayacak Berna. Emre'lerdesin. Arzu, son defa soruyorum. Emin misin? Eminim. Öyleyse bunlar sende. Eğer yanılıyorsan bunları kullanmaya hazır ol. Aynı böyle biriydi. Neşeli, mutlu, hayat dolu. Hissettiklerim doğruymuş. Ameliyat sırasında sana yardımımdan çok zararım dokundu. Olur mu hiç? Senin suçun yok. Var. Nefes almana yardım etmem gerekiyordu. Sinir krizi geçirip korkutmam değil. Nakilden önce yıllarca bu kalbi beklemiştim. Bulunduğunda her şeyin düzeleceğini zannetmiştim. Aldığım kalbi de bozacağım hiç aklıma gelmemişti. Sen bozmadın. Kalp naklinde geç dönemlerde sık görülen bir durumdur bu. Artık ne olacaksa olsun. O ameliyata girip o aynı acıyı çekmek istemiyorum. Ali'nin ölümünden sonra beni hayata bağlayan iki şey vardı. Biri anneni evlat acısından kurtarmış olmak. Diğeri Ali'nin kalbinin bir yerlerde atmaya devam edecek olması. Birisi onun kalbi sayesinde yaşamaya devam edecek. Gülecek, ağlayacak, aşık olacaktı. Ama sen ölürsen annenin böyle bir avuntusu olmayacak.
geriye koca bir sessizlik ve boşluk kalacak. Yeri asla doldurulamayacak bir boşluk. Baktığı her yerde seni görecek. Herkesi sana benzetecek. Sonra kendine kızacak. O öldü ama ben hala yaşıyorum diyecek. Ve ne yaparsa yapsın bunu asla atlatamayacak Emre. Bir şartla ameliyata girelim. Operasyon boyunca yanımda durup gözlerimin içine bakacaksın. Göz değil, gönül görür derler. Eğer yanımda olursan ben de Ali'nin kalbinin yaşaması için elimden geleni yaparım. Yas'ın dördüncü evresi depresyondur. Düşünmekten vazgeçeriz. Ruhsal bir bitkisel hayat başlar. Yıllar sürecek bir uykuya dalmayı dileriz. Ölmeyi dileriz. Tek hissedebildiğimiz boşluktur. Zena, yanına gitmek ister misin? Konuş onunla. Seni duyma ihtimali var. Bu sana da iyi gelir. Umudunu kaybetme. Lütfen. Ben inanıyorum. Komadan çıkacak. Peki cerrahlık yapabilecek mi? Bizi hatırlayabilecek mi? Aynaya baktığında kendini tanıyabilecek mi? Bir hafta önce Hasan felç mi olacak yoksa ölecek mi diye ağlıyorduk. Bak şimdi gayet sağlıklı ve çok mutlu. Keşke ben getirseydim hafızam. Ya onu, ya aşkımızı. Ve de o mutlu günleri hatırlamasaydım. Nasıl katlanacağım bunları? Çok seviyorum anneciğim. Ben de seni çok seviyorum güzel kız. Senin hayat kaynağın burada işte. O yanında olduğu sürece her şeyin üstesinden gelebilirsin. Yeter ki umutsuzluğa kapılma. Evet. 300'e çıkaralım. Vital bulgular stabil. Çok alarmsız. Bu işleme göre kalp ritim bozukluğu yok. Bir saniye. Ventriküler fibrilasyona girdim. Kalbe uyarı vermeyi kesin. 360'a ayarlayın. Tansiyon düşüyor. 6'ya 1. 360'a ayarlayın dedim. Allah kahretsin. Düzelmiyor. Arzu şimdi. Hazır tut. Düzeliyor mu? Ventriküler kardiyomiyopati olabilir. Aritmiye sağ ventrikül sebep oluyor. Ve beyin oksijen alamayınca kriz geçiriyor. İnanılmaz. Arzu, bu çocuğun hayatını kurtardı. Her şey yolunda. Sakin ol. Nefes al. Defibrilatörü bırak ve nefes al. Bitti Arzu. Başardın. Her şey yolunda. Tekrar denemeye karar verdiğine sevindim Emre. Gülümsün sayesinde. O olmasa bir daha buraya dönme cesaretinde bulunamazdım.
Nabız tansiyon stabil. Enjeksiyona hazır. Pekala. Alkol içeriye giriyor. Durun durun. Bir dakika durun. Durun. Emre ben yanındayım. Bana söylediklerini unutma. Şimdi biraz acıtacak ama düşündüğün kadar değil. Benimle kal tamam mı? Tamam. Kalp krizi başladı. Alkol kapaktan geriye kaçmış olabilir. Öksürmesini sağla. Nefes aldırsın. Emre nefes alman gerekiyor. Öksür. Hadi öksür. Emre bana bak. Bana bakmanı istiyorum. Hadi Emre lütfen. Hadi nefes al. Hadi. Komaya girmek üzere. Bilincini kaybediyorum. Tamam. %2'lik lidokain verin. Hazır. Son evresi kabullenmiştir. Her yasın, her ölümü, her acının sonunda buraya varırız. Durumu değiştiremeyeceğimize karar verir. Olanları kabul ederiz. Emre, gözlerini aç. Benimle kalmaya çalış. Savaşmalısın Emre. Annen için savaş. Benim için savaş. Bunu savaşarak atlatacaksın. Hadi. Şimdi nefes alacaksın. Hadi. Ona verdiğin sözü tut. Nefes al. Hadi nefes al. Nefes al Emre. Zenem. Değil. Özür dilerim. Çok üzgünüm. Bunların hepsine ben sebep oldum. Polisler geldi. Adamın kimliği tespit edilmiş. Yirmi yıldır Amerika'da yaşıyormuş. Bir iş için gelmiş buraya. İki hafta kalıp dönecekmiş. Yakınları? Onlar da mı Amerika'da? Evet. Bekarmış zaten. Ama ablası ilk uçakla buraya geliyor. Sadece cüzdan mı bulundu peki? Çantası falan yok muymuş? Yok sadece cüzdan. Kim bulduysa parayı alıp cüzdanı çöpe atmış. İçinden bir tek kimliğiyle bu mektup çıktı. Mektup mu? Mektubu görmem mümkün mü acaba? Özel eşyalarını sadece kendisine ya da yakınlarına verebiliyoruz. Mektup eşi tarafından Doktor Zenan'a yollanmış olabilir. Cebinden de onun alyansı çıktı. Biz ablasına teslim edelim. Eğer sizinse ondan alırsınız. Memur bey, Doktor Zenan'ın eşi Amerika'da kayboldu. Aylardır sağ mı ölü mü bilmiyorduk. Mektup ondansa hemen öğrenmemiz daha iyi olur. Amirlerim duymasın. Doktorun isminiz Zenan mıydı? Evet. Haklısınız. Mektup size yazılmış. Buyurun. Bu bir kalp bile. Kalbinin ritmini düzene sokacak ve artık nöbet geçirmeyeceksin. Yani artık hasta değil miyim? Tam olarak değil. Hala kalp problemim var. Sana bir kardiyolog ayarlayacağız. Ama hasta olduğumu herkesin bilmesi gerekmeyecek yani. Gömleğimle üstünü kapatırım olur biter. Artık bayılıp ağzımdan köpükler çıkartmayacağım.
Senin köpek şovun yüzünden oyunumuz programından kaldırılmış. Fehmi Hoca biraz önce haber verdi. Yıl sonu şenliğine hazırlarız biz de oyunu. Ya da belki sen Kore'ye veya Münazara takımına katılırsın ha? Daha az hareket gerektiren bir şeye. Yanlış anlama bizi. Biz seni düşünüyoruz. Artık düşünmenize gerek yok kızlar. Arkadaşınızı iyileştirdik. Artık normal mi yani? Normal derken? Bizim gibi yani. Benim bildiğim dedikoduculuk pek normal bir şey değildir. Ve genelde kıskançlığın semptomlarından biridir. Uyuzlar. Bu berbat gün nihayet güzelleşmeye başladı. Hayırdır hocam? Komadaki adamın kimliği belirlendi. Suat değilmiş. Aa, harika bir haber bu. Harika olan başka bir şey daha var. O da Arzu'nun başarısı. Çok genç ve çok deneyimsiz olmana rağmen bir hastanın hayatını kurtardın Arzu. Sen de ablan gibi doğuştan yeteneklisin. Sağ ol hocam. Bu senin kanında var. Baban hayatta olsaydı seninle gurur duyardı kızım. Bu sözü duymak benim için çok önemliydi hocam. Çok. Biliyorum Lollipop. Sizin sayenizde. Siz olmasaydınız, bana güvenmiş olmasaydınız böyle bir şey asla olmazdı. Çok teşekkür ederim. Sen o güveni hak ediyorsun. Kolyeyi geri vermekte haklı olduğumu söylemiştiniz ya. Geri vermemiş olsaydım, şimdi onu boynuma takmakta hiç tereddüt etmezdim. Şükürler olsun Allah'ıma. Gene bağışladı seni bana. Anneciğim, beni sana ikinci defa günüm bağışladı. Artık sen de benim evladım. Ben lavaboya gidiyorum. Emre. Sen bana gülüm dedin. Nereden biliyorsun? Neyi? Sadece yakınlarım bana gülüm derdi. Ha, bilmem, birinden duydum herhalde. Ama yani rahatsız oluyorsan söylemem. Yok. Hayır. Gülüm. Bu kalp senin sayende bir süre daha atacak. Gülecek. Eğlenecek, aşık olacak. Bizim küçük grubumuz var. Hafta sonları toplanıyoruz. Ben iyi olunca müzik falan yapıyoruz. Gelmek ister misin? Eğer gelirsen sana en çok sevdiğim şarkıyı söylemek isterim. Hangi şarkıyı? Bu kalp seni unutur mu? Sevecek misin? Emre canlı müzik yapıyormuş. Hafta sonu dinlemeye gel dedi. Gidecek misin? Bilmem. İyi bir insana benziyor. Arkadaş olabiliriz sanki. O adamla sırf Ali'nin kalbini taşıdığı için ilgileniyorsun ama o Ali değil.
Ona yaklaşmak seni Ali'ye yaklaştırmaz. Ali öldü gülüm. Ve bir daha geri gelmeyecek. Ama ben buradayım. Hayattayım ve... sana deli gibi aşığım. Saçmaladığımı, kompleksi davrandığımı, seni üzdüğümü biliyorum. Ama hepsini telafi edebilirim. Yeter ki bana bir şans ver. Sen mi benim kaderimi değiştirdin? Yoksa ben mi seninkini bilmiyorum. Ama ben buradayım. Seni bırakmayacağım. Senin beni bırakmadığın gibi. Hayat sürprizlerle doludur. Ve bazen en güzel sürprizler en acı olayların arkasına gizlenirler. Ama çektiğimiz hiçbir acı boşuna değildir. Eğer acının kıymetini bilirsek mutlu olmayı da becerebileceğiz demektir. Zu. Hasan'ı da yazıyorum. Evet evet. E çocuğum olacak diye tutturuyor zaten. Hocam. Şevval Hoca'yı da yazıyorum. Çok ayıp kızlar. Evet. Harika görünüyorsun. Dön bakalım. İşte budur. Gördüğüm en güzel gelinsin abla. Teşekkürler canım. Ha Zeynep, Suat'tan gelen mektubu okumadın mı hala? Madem sen cesaret edemiyorsun bari ver ben okuyayım. Meraktan çatlayacağım yoksa. Dün gece okudum. Ne diyor söylesene. Revan'ı ilk kucağımıza aldığımız anı hatırlıyormuş. Eğer ben ondan vazgeçip yeni bir hayat kurmadıysam geri dönecekmiş. Biri benimle dalga geçiyor sanmayayım diye yüzüğü kanıt olarak yollamış. Zena, çok mutluyum. Sonunda her şey çok güzel oldu. Ben dememiş miydim size her şey çok güzel olacak diye? Her şey güzel olacak. Her şey güzel olacak. Of, direnç beni öldürecek. Onları da beklemeliydik. Bekleyemezdiniz. Yoksa Levent yine kaçabilirdi. Hatta acele etmezsek hala kaçabilir. Hadi. Ay, çocuk. Çok güzel oldu ya. Bir hastane tüm bir yaşam demektir. Acı, sevinç, hüzün, umut, yaz, öfke, aşk. Bir hastanede hepsi vardır. Doğumdan ölüme insanlığın tüm halleri burada yaşanır. Hayallerimizi, yarım bıraktıklarımızı, kendimizi en iyi burada tanırız. Ve hayat kurtarmaya adanmış bizler, kendi yaşamlarımızı ihmal ederiz çoğu kez. Evet. Ama önünde sonunda kavuşuruz hayallerimize. Çünkü kurtardığımız hayatların duaları vardır arkamızda. Evet. Ben de sizi belediye başkanının bana vermiş olduğu yetkiye dayanarak teşhis ediyorum.
Levent beni öldürecek. Onları da beklemeliydik. Bekleyemezdiniz. Yoksa Levent yine kaçabilirdi. Hatta acele etmezsek hala kaçabilir. Hadi. Çocuk. Çok güzel oldu ya. Altında kimsenin altında kalmadı. Bir hastane tüm bir yaşam demektir. Acı, sevinç, hüzün, umut, yas, öfke, aşk. Bir hastanede hepsi vardır. Doğumdan ölüme insanlığın tüm halleri burada yaşanır. Hayallerimizi, yarım bıraktıklarımızı, kendimizi en iyi burada tanırız. Ve hayat kurtarmaya adanmış bizler, kendi yaşamlarımızı ihmal ederiz çoğu kez. Evet. Ama önünde sonunda kavuşuruz hayallerimize. Çünkü kurtardığımız hayatların duaları vardır arkamızda. Evet. Ben de sizi belediye başkanının bana vermiş olduğu yetkiye dayanarak teşhis ettim.